Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tekrar bir dizi tavsiyesi yapacağız. Dizi tavsiyeleriyle alakalı birinci videomda 8 tane birbirinden kaliteli diziyi tavsiye etmiştim. Bu ikinci video olacak. İkinci videoya da başlarken ilk dizimiz Siren, Siren ya da neyse. Şu an kullanıcı yorumlarından 7, 10 üzerinden 7 puan almış durumda. Oldukça kaliteli bir dizi. Şahsen gerçi ben birinci sezonunu izledim. Şu an üçüncü sezon görünüyor ki kalanı izlemeye şu an vaktim olmadı ama ilk sezon olarak çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Konusuna gelirsek gizemli bir kız işte bir kasaba liman sahilinde, liman kentinde pardon. Bir tane gizemli bir kız bulunuyor. İşte hikaye böyle başlıyor ama meğerse kız işte nasıl diyeyim deniz kızıymış yani. Çok enteresan bir hikayesi var. Hikaye böyle başlıyor. Tabii bir yandan da çok böyle gizemli cinayetler işlenmeye başlıyor denizde. İşte bazı balıkçılar öldürülüyor falan. Çok iyi hikaye, çok ilginç bir yere gidiyor. Açıkçası ben çok beğendim. Hani keyifle izlersiniz. Ki hani birinci sezon 10 bölüm sürüyor. Çok uzun da değil zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 40'ar dakika olması lazım zamanı, izleme süresi. Memnun kalırsınız. İkinci dizi tavsiyemiz Daredevil. Ya bu ne muhteşem bir dizi ya. Yani ben Spider-Man'i dizi olarak çok beğeniyordum. Hatta film olarak diyeyim. Bu onu katlıyor. Yani arkadaş kör ama muhteşem yeteneklere sahip bir insan ve bir anda süper bir savaşçıya dönüşüyor. Şahsen zaten 8,6 puan almış ki hani sezonlarını ben nefessiz izledim. 3 sezon toplamda. 39 bölüm diyor ama yanlış mı not almışım bilmiyorum. Ben 26 bölüm yazmışım. Hata da olabilir. Şahsen kesinlikle izlemeye değer bir dizi. Hikayesine gelirsek, burada Matt Murdock'ın hikayesini anlatıyor. Adam kör bir avukat, evet, kör ama avukat. Ve arkadaşlarıyla beraber muhteşem iş çıkartıyorlar mahkeme salonlarında. Açıkçası şehri ele geçirmek isteyen zenginlere karşı, kötülere karşı. Sonra tabii hikaye bir şeye sarıyor, bambaşka bir yerlere gidiyor. Ama genel hatlarıyla, hikayesiyle, kurgusuyla çok böyle keyifli izleyeceğiniz bir dizi. Bunu da şiddetle tavsiye ederim. Popülarite düşürüyor ama bence izlenir. Yani bu zamanı geçmeyen diziler vardır yani. Bence bu onlardan yani. Bir sonraki dizimiz Inside No. 9. Ya bu hani az laf çok işledikleri türden bir dizi. 8,5 puan almış. Açıkçası bölümlerde çok fazla konuşma yok. Bazılarında hiç konuşma yok. Böyle şey var ya biraz nasıl diyeyim. Black Mirror'ı andırır tarzı diyeceğim ama. O tarz yani. Bölümler kısa zaten. Böyle 20-30 dakika falan sürüyor. Ben 4 sezon 23 bölümünü devirmişim. 5. sezon gelmiş ya da gelecek bilmiyorum. Memnun kaldım. Ha çok aman aman değil bence. Yani şu son üçü arasında hani hangisi derseniz tabii ki Daredevil derim yani. Ki bence daha iyi. Siren bile ondan daha iyi yani Inside'den ama bunun da gideri var. İzlemeye değer. Bir sonraki dizi tavsiyemiz Animatrix. 2003 yapımı aslında bizim Matrix hikayesinde eksik kalan bu savaşın nasıl başladığı, nasıl ilerlediği, nerelerde işte nelerin yapıldığını gösteren hikayedeki o eksikliği kısmen tamamlayan güzel bir seri olmuş. Animatrix bir sezon 9 bölümden oluşuyor. İzlemeye değer mi? Bence değer. Hala değer. Hatta Matrix serisini ben ara ara böyle 1-2-3 fulluyorum. Ne bileyim ya bana ben o kalitede böyle şey görmedim yani. Seri dizi görmedim. Ya da film görmedim diyeyim.
Bir sonraki dizimiz Altered Carbon. Ya bu biraz açık saçıklığı abuk subuk fazla. Ama işte gelecekte geçen bir mevzu. Hatta eski bir mahkum galiba dondurulmuş herhalde. Ona işte özgürlüğünü kavuşması için, özgürlüğünü kazanabilmesi için bir fırsat sunuluyor ama çok abuk subuk bir hikayeyle başlasa da hikayenin gidişatı, kurgusu fena değil. Hani izlenebilir. 8,1 puan almış zaten. Hani buradan iş göreceği belli zaten. Bir sezon 10 bölüm. İkinci sezon geliyormuş. Güzel. En azından planlanmış. Devam edebilir sonuçta. Hikayesi hani net bir şekilde bitmedi. Ya bu şeylere aslında basacağım, videolara falan da. Geçenkinden telif yediğimiz için basmak istemiyorum. Yoksa 10 numara 5 yıldız. Bir sonraki dizi tavsiyemiz. Love, Death and Robots. Aşk, ölüm ve robotlar. Ya bu Black yani kopyası mı diyeyim, çakması mı diyeyim. İşte ondan biraz hallice ama ya çok eğlenceli ya. 10-15 dakikalık bölümler. Hani bölümler çok kısa. Anlatmak istenileni net anlatmışlar. Ben izlerken çok keyif aldım. Çok da beğendim yani açıkçası. Bir sezon 18 bölüm izledim. İkinci sezon galiba planlanmış burada gördüğüm kadarıyla. Ki bence her türlü gideri var. En azından şeyden sonra ilaç gibi geldi bana. Black Mirror'ın bu 5. sezon tırtladı. Belki biliyorsunuzdur. Ondan sonra hakikaten ilaç niyetine geldi bana. Keyifle izledim. 19 bölüm diyor. Demek ki ikinci sezona başlamışlar. Vay be. Geri kalıyoruz abicim. Neyse. Son tavsiyem Violet Pines. Ya bu da harika bir dizi. Açıkçası hani böyle klişe hikayeler vardır ya işte. Adam bir yere bir kasabaya gider bir türlü çıkamaz. Hikaye öyle başlıyor. Klişe başlıyor ama gerçekten şahane işlemişler. Yani var ya tam kafayı çizeceksiniz. Hani zaten çıkamayacakmış. Biraz şey olacak ama spoiler. Zaten çıkma şansı yokmuş kasabadan yani. Bu adam da işte bu adam dediğim adamı da tanıtmadık ki. Ya iki tane federal ajan kayboluyor. İşte şu kasaba civarı kayboldu diyorlar. Bu abimiz de eşiyle, eşi de tabii ajan. Eşiyle beraber işte yola düşüyorlar. Yolda bir trafik kazasıyla beraber gözünü bir açıyor. Eşi yok ama kendini kasabada falan buluyor. Hikaye böyle başlıyor. İşte kasabalılar zaten garip davranıyor falan. Çok enteresan, garip bir şeyi var. İlginç bir hikayesi var. Ben keyifle izledim. 2 sezon 20 bölüm nefessiz gitti ki hala 20 bölümde olduğuna göre 3. sezon planlanmamış. Devam edebilir mi hikaye? Bilmiyorum. Belki hani bir zaman değişikliğiyle ya da zaman reseti gibi bir şeyle olabilir belki bilmiyorum. Ama çok beğendim bunu da. Ve hakikaten insana böyle her bölüm izledikten sonra merak uyandırıyor. Lan ne olacak acaba şimdi falan diye. Bu da beni memnun eden diziler arasındaydı. İzlediğim, bitirdiğim daha doğrusu 7 tane diziyi tavsiye ettim. 3. videoda inşallah yakın zamanda gelecek. Destek için kanala abone olabilirsiniz. Sonuçta biz de bu işi öğreniyoruz yani. Profesyonelleşmeye çalışıyoruz. Yardımlarınızı, like'larınızı, yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.